Şimdi bonsai sentetik kanabinoid diye tarif ediliyor. Yani esrarın laboratuvarda yapılmış şeklidir. Birçok farklı tipleri var. Tabii neredeyse şöyle söyleyelim, psikoaktif madde olarak imal edilen veya yapılan maddelerin neredeyse dörtte biri bu grup. Fakat son 5 yıldır bütün dünyada artık ciddi problem, neredeyse herkesin problemi haline geldi. Çünkü ucuz, kolay temin edilebiliyor, laboratuvar ortamında yapılıyor ve internet ortamından satışı yapılıyor ve insanlarda da inanılmaz kullanımı var. Çünkü yasal olduğu düşünülüyor. Yani yasa dışı veya illegal olmadığı düşünülüyor. Kafa bulucu, yani yasal kafa bulucu olarak piyasaya sürülüyor. Tabii daha çok %80'i sigarayla biçimde veya diğer şekillerde kullanılıyor ama ilk piyasaya çıkması da daha çok bitkilerin takviyesi, bitkilerin kimyasal işte bitkileri azdıran bir madde olarak normal yani hipermarketlerde veya bu tür madde satış yerlerindeydi. Fakat maalesef inanılmaz boyutta pazar bulmasıyla beraber şu anda bence sadece Türkiye için değil bütün dünyada en ciddi konu. Çünkü kullanılanların yasal olduğu, yasal kafa bulucu olduğu, problem yaratmadığı gibi bir negatif bir düşünce var. Tabii bu düşünceyi de ortadan kaldırmak zor. Ama ani ölümlerle beraber tabii gündeme geliyor, araştırılması gerekiyor. Zor çünkü, yani tespit edemiyorsunuz. Problem burada. Çünkü psikoaktif madde dediğimiz, yani bu narkotik dediğimiz maddelerin en önemli özelliği de tespit edilmesidir. İki türlü tespit edilir. Ya direkt maddeyi tespit edersiniz. Kullanıldığında bu kanda veya işte tükürükte veya diğer salyalarda ya da vücutta yakıldıktan sonra, ya vücutta yani dışarı belli bir metabolize edildikten sonra karaciğer veya böbrek yoluyla bu idrarda tespit edilen metabolit dediğimiz kısımlardır. Tabii metabolitleri de kimyasal olarak karşı antidotlarla karşılaştırıp tespit edebilirsiniz. Fakat bu sürekli değiştiğinden dolayı çok zor yani tespit etmek. Tespit edemediğiniz bir maddeyi de istediğiniz kadar yasa dışı deseniz de yani narkotik grubuna da soksanız kontrol edemiyorsunuz. Onun için çok ciddi bir problem. Ucuz olması. Zaten en yaygın psikoaktif madde yasal olmayan anlamda tabii Hollanda dışında esrar ve esrarından daha etkili olan bir madde ve buna bağlı olarak hakikaten önümüze duran çok ciddi bir problem olarak gözüküyor. Bonsai ismi işte öyle konmuş bir isim. Jamaika gibi birçok ismi var ama bilimsel adı sentetik kanabinoid. Kısacası kanabinoid reseptör 1 ve 2 vardır. Bu her ikisinin de tam agonist olan laboratuvar ortamında yapılmış olan bir tür esrar. Bu kısaca bu söylenebilir.